Ingen grunn til å Ne yazık ki böbrek hastalıklarından ancak birkaçının tedavisi yapılabilmektedir. Birçok böbrek hastalığında sadece böbrek çalışmasının gerilemesini önlemeye çalışmakla yetinilmektedir. Bu sonuca varabilmek için yüksek tansiyonun sağlıklı bir şekilde tedavi edilmesi ve az protein içeren bir diyet uygulanması gerekmektedir. Bütün bunlara karşın böbrek yetmezliği kaçınılmaz olacaktır. Böbrekler vücudun su ve tuz bileşimini dengeler ve kanı süzerek artık maddeleri dışarı atarlar. Kan, böbrek atar damarları yoluyla böbreklere ulaşır, oradan da böbrekler aracılığıyla damarlar yumakçıklara kadar ayırırlar. Glomerulus adı da verilen yumakçık bölütü, ince ince dallara ayrılan damarlar ağından oluşur. Kan damarlarının duvarları yarı geçirgen bir zardan oluşur. Söz konusu zar, Madensel tuzlar ve artık maddeler gibi çözeltilerin bulunduğu sıvıyı süzgeçten geçirir. Daha büyük parçalar ve kan hücreleri bu zardan geçemezler. Burcuk sisteminde süzülmüş madensel tuzlar ve su geri kazanılırken aynı zamanda başka artık maddeler de eklenir. Böylece böbrek havuzu ve üreterlerden idrar torbasına giden idrar oluşur.